arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2025 YKS Tayfa. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Tek kuzen öğrenci koçu, rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğabel arkadaşlar. Bugün neden buradayız? Öncelikle hepimiz 2025 dönemi için YKS hazırlığındayız arkadaşlar ve bugünkü seminerimizde kazanmak için gerekli olan tüm taktikleri öğrenmiş olacaksınız. Çünkü YKS bir eleme sınavı ve tamamen strateji işi. Hemen tanışıp kaynaşalım. Kimler nerelerden katılıyor? Aramızda mezun olanlar var mı? İlk kez hazırlananlar var mı? Sonuçlar nasıl geldi? Hızlıca tanışıp kaynaşalım bakalım. Arkadaşlar sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Sesim var şu anda. Siz yazarken ben birinci taktiğe geçeyim. Nehir'cim hoş geldin. Bugün size tam 10 taktik vereceğim arkadaşlar. Havin'cim sen de hoş geldin. Siz bu sırada bölümünüzü, mezuniyetinizi yazı durun. Ayşe mezun, başka kimler mezun? Yoğunluklu mezun mu? Çok güzel. O zaman aramızda mezunlar da var, son sınıfa yeni geçmiş olanlar da var. Arkadaşlar, birinci taktiğimiz artık Ağustos'un 23'üne geldik. Yani neredeyse yaz dönemini tamamlamak üzereyiz ve bu yüzden tatil modundan çıkacağız. Artık tatil bitti. YKS serüveni başlıyor arkadaşlar. İkinci taktiğimiz ben bu sırada chat panelinden yazdıklarınızı Mehmetçim hoş geldin. Ayşecim buradayım. Konuşmuyordum o yüzden ses gelmedi. <laughs> buradayım arkadaşlar. Şu an geliyor değil mi sesim? İkinci taktiğimiz kendimize kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyeceğiz arkadaşlar. Ve hedef belirlerken spesifik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına tabii ki de çok dikkat edeceğiz. Mesela siz bu sınava neden giriyorsunuz arkadaşlar? Hangi hedefinizi gerçekleştirmek için giriyorsunuz? Neden kazanmak istiyoruz? Hedeflerinizi de yazın bir yandan bu arada. Kimler hangi fakülteleri hedefliyor? Onları da görelim. Ayşe hemşirelik istiyor. Ne, nehir diş hekimliği istiyor. Wow, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Havin. Uçak mühendisliği. Çok güzel Umut. Katip Çelebi Tıp. Makine işletmeciliği. Yazılım mühendisliği. Çizgi film ve animasyon. Çok tatlı. Çok tatlı bir bölüm Hacettepe. Çok güzel arkadaşlar. Hedefleriniz gerçekten çok çok güzel. Umarım bu yıl hedeflerinize birlikte ulaşırız arkadaşlar. Geliyorum taktik 3. Arkadaşlar bu sınav hazırlanırken öğrenme yapınızı keşfetmeniz, kendinizi tanımanız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki çok çalışmak değil, aslında verimli çalışmak önemli. Ve her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple verimli çalışmak için kendi öğrenme yapınızı bilmeli. Buna uygun çalışmalısınız arkadaşlar. Geliyorum dördüncü taktiğime. Şu an mevcut seviyesini sınava gir değilse kaç net yapacağını, kaç puan alacağını bilen var mı hocam? Var mı arkadaşlar aranızda? Bu arada mezun olanlar kaç puanla mezuna kaldı? Kaç sıralamayla mezuna kaldı? Onları da yazsınlar lütfen. Umut 80 binli. Başka? 86, 90, 100 bin var. Çok güzel. 150 bin var. Aslında sıralama, sıralamalarınız fena değilmiş ama istediğiniz üniversiteler için tutmamış anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar siz zaten sıfır olmayan öğrenciler olduğunuz için mezunlardan bahsediyorum bu arada mezun olan öğrencilerimizden. O yüzden mevcut seviyenizi tespit edip ya ben hedef sıralamama kaç bin uzaklıktayım ya da kaç puan uzaklıktayım bu puanları hangi konulardan kaçırıyorum bunu bilmeniz gerekli. Zamanınızı doğru yönetebilmeniz için artık mezun yılınızda arkadaşlar mevcut seviyenizde. Seviyenizi analiz etmeniz gerekiyor. Hedefinizde olan mesafeyi kapatmak için stratejik çalışmalar yapmalısınız arkadaşlar. Geliyorum taktik 5'e. Seviyenizi bilmelisiniz arkadaşlar. Şu bir gerçek. Her derste her konuda seviyeniz aynı değildir. Mesela matematikte köklü sayılarda çok ileri seviyedeyken... Problemlerde temel seviyede olabilirsin ve bu çok normal. Konu konu seviyeni bilmen gerekiyor ve seviyene uygun çalışma türleri yapman gerekiyor. Her derste seviyeniz farklı olduğu için arkadaşlar bizim eğitim modelimizde bizim kendi YKS koçluk programımıza kayıt olan öğrencilerimizde yapay zekalet 5 basamaklı garanti öğrenme modeliyle çalışmalarınızı sınıflandırarak programınıza ekliyoruz arkadaşlar. Nehir'cim etütün içeriğine bağlı. Bence senin etütten de ziyade önce doğru bir yol haritasına, eksik analizine ve doğru bir programa ihtiyacın var. Geliyorum taktik 6 arkadaşlar. Sadece kendinize özel bir program hazırlayın. Programınızı hazırlarken bir başkasını kopyalamayın, lütfen esinlenmeyin, örnek almayın. Sizin eksikliklerinizde onun eksiklikleri aynı değil. Sizin öğrendiğiniz bir bilgiyi unutma sürenizde onun öğrendiği bir bilgiyi unutma süresi aynı değil arkadaşlar. Birbirinizden temel anlamda farklısınız. O yüzden başkasına ait bir program sınavda felakete yol açabilir. Öğrenme yapınıza, Derslerdeki seviyenize, günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreye ve sınava kalan gün sayısına zamana göre sadece kendinize özel bir program hazırlamalısınız arkadaşlarım. Şimdi geliyorum taktik 7'ye. Peki ben seminerin başında bu sınav bir eleme sınavı, strateji ister dedim. Tabii ki de strateji geliştireceğiz ama neye göre? Şimdi herkes ekrandaki iki konuyu 10 saniye incelesin. Bakalım neler dikkatinizi çekecek. TYT Matematik Kümeler, TYT Matematik Polinomlar. Arkadaşlar bu iki konu arasından sadece bir konuyu seçmeniz gerekseydi bu hangi konu olurdu ve neden o konuyu seçerdiniz? Hadi gelsin bakalım yanıtlar. Kümeleri mi seçerdiniz, polinomları da, polinomları mı seçerdiniz? Mesela burada konu puanı denilen bir kavram var. Bu ne demek olabilir? Çalışma süresi var. Evet Nehir'ciğim. Semacığım bizim garanti öğrenme modelimizde ön hazırlık, konu anlatım, tekrar, soru, soru çözümü daha zor soru çözümü olarak Beş basamaklı merdivenden çıkarıyoruz. Evet. Peki arkadaşlar buradaki tabloya göre 117 dakika çalışıp 1.25 puan alabilirim. Ya da 58 dakika çalışıp daha az çalışıp daha yüksek puan alabilirim. Ve unutmayın ki arkadaşlar gireceğiniz sınav iki aşamalı TYT ve AYT. Onlarca ders Yüzlerce konu var ve siz bütün konuları tek tek puan olarak bilmiyorsunuz çalışma süresi olarak bilmiyorsunuz. O konuda hangi türde bir çalışma yapaca yapacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden şu an kendi imkanlarınızla herhangi bir yerden destek almadan hazırlık yani hazırlandığınız süreçte tamamen sıralı Gelişi güzel ve random olacak ama sizin stratejiye ihtiyacınız var. Bizim kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde bunun gibi TYT'deki yüzlerce konu, AYT'deki yüzlerce konunun kimliğini çıkardık arkadaşlar. En kısa sürede çalışıp en yüksek puan alabileceği konuları öğrencilerimizin programına yoğunluklu olarak ekliyoruz arkadaşlar. Bunu tabii ki de bir öğrencinin tek başına yapması mümkün değil. Geliyorum taktik 8'e. Arkadaşlar programınızı hazırlasanız bile belirli periyotlarda performansınızı takip etmeniz, nereye gidiyorum, ne kadar ilerledim, verim alabildim mi, hızlanmalı mıyım, aynı hızla devam mı etmeliyim bunu bilmeniz, ölçmeniz gerekiyor. Ve dokuzuncu en önemli taktiklerden biri psikolojik bir sınav bu sınav arkadaşlar. Tabii ki de sınava hazırlanırken pek çok zorlukla karşılaşacaksınız ama unutmamalıyız ki başarısızlık ve hata yapma öğrenme sürecinin birer parçası. Eğer bir zorlukla karşılaşırsanız sınav hazırlık sürecinizde önce problemi tanımlayıp akabinde alternatif çözümler üretip karar verip uygulamaya alın ve sonucu lütfen değerlendirin. Yani bir engelle karşılaştım diye dünyanın sonu tamam artık ben bu engelden asla geçemeyeceğim. Ben artık kazanamayacağım gibi bir yaklaşımınız kesinlikle olmasın. Ve en önemlisi 10 arkadaşlar bu sınav tabii ki de motivasyon sınavı. En çok çalışan değil kendine en çok güvenen en azimli olan ve vazgeçmeyen öğrenciler kazanıyor. Ben her zaman söylerim YKS azimlerin savaşıdır. Azimler yarışır. Motivasyonumuzu asla kaybetmiyoruz. Hedefimizi belirleyip hedefimize yürüyoruz. Çalışmalarımızı bırakmıyoruz, pet etmiyoruz. Umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmiyoruz arkadaşlar. Zorlukları aşıyoruz ve bireysel bir program hazırlayıp bu programa sadık kalıyoruz arkadaşlar. Peki sizden hazırlık sürecinde en çok yaşadığınız sorun neydi arkadaşlar? Hocam ben mezuna kaldım ama şu yüzden mezuna kaldım. Neden mezuna kaldık mesela? Bu söylediğim taktiklerden hangisini yapamadık? Ayşecim seminerden çıkabilirsin. Hoşça kal. Hangisinde eksiklik yaşadık arkadaşlar? Hangi taktiği uygulamadık? Neden olmadı? Yani ben belki de bir kısmını uyguladım, bir kısmını uygulamadım ama uygulayamadığım nokta neydi? Sizce bu taktiklerin en önemlileri neydi arkadaşlar? Bireysel bir program değil mi? Programın bizi takip etmesi, performansımızı ölçmemiz ya da belki kendi öğrenme yapımızı tanımıyor oluşumuz bunlar çok büyük etkenler. Ve eğer geçen yıl tek başınıza çalıştıysanız arkadaşlar belki de bu taktiklerin birçoğunu uygulayamadınız. O yüzden bu yıl istediğiniz sonuca ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar biz saydığımız bu 10 taktiğin tamamını da kendi kayıtlı öğrencilerimizde uyguluyoruz. Hem de bir insan bir öğretmen eşliğinde diğer hatasız ve yanılma payı sıfır olan yapay zeka eşliğinde eğer sizde kayıt olmak Yapay zeka ile sürecinizi garantilemek, istediğiniz sonuca ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar sayfada gördüğünüz WhatsApp numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ki seminere katılan bütün öğrencilerime özel yüzde %20'lik bir indirimimiz olacak arkadaşlar. Sadece koçluk programı da değil, sistemi satın alana bütün dönem boyunca yaptığımız canlı dersler, vid video dersler, deneme sınavları, kamplar, soru çözümleri ve PDF ders notları tamamı dahil olacak. Şimdi sistem yöneticimden bir link paylaşmasını rica edeceğim. Kayıt olmak isteyen öğrencilerim linke tıklayabilir. Eğer velilerinizle bizi görüştürmek istiyorsanız görüşebiliriz arkadaşlar. Arzucuğum sen 11. sınıfa geçtiysen bence TYT'yi hallet. Hocam ben mezun veya 12. sınıf yani 25 tayfa değilim daha yeni 11'e geçeceğim. Tamam çok güzel Gülcan. Aranızda 11'ler varsa kızlar Arzu, Gülcan ya da diğer öğrencilerim 11'lere benim şiddetle tavsiyem TYT'yi eksiksiz devam ettirin arkadaşlar. Yani 12'ye geçene kadar TYT'de hiçbir eksikliğiniz kalmasın anlaştık mı? Sistem yöneticim linki paylaşabilir misin? Sözel ve sayısal konularda bütün konularda tekrarlarını kendi unutma hızına göre yapmalısın. Bunun için de önce unutma hızını ölçmelisin. Eğer unutma hızını bilmiyorsan Tekuzemin ücretsiz eğitim analizlerine katılabilirsin. Var mı sorularınız arkadaşlar sistemle alakalı, Tekuzemle alakalı? Arzu'cum TYT AYT'yi okulla götüreceksin. TYT'yi de kendin çalışacaksın. Yani bir destek de alabilirsin. Mesela bizim sadece TYT kursumuz var. Ona da kayıt olabilirsin. Bu senin derslerdeki seviyene göre değişir. Şu ders ya da bu dersten başlaman gerekiyor demem yanlış. Hangi derste temelin daha az kuvvetli ise oradan başlaman gerekiyor. Son olarak arkadaşlar WhatsApp numaramızı paylaşıyorum kayıt olmak, bilgi almak isteyen öğrencilerimiz bize 551 592 58 35'ten mesaj atabilirler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.